Öncelikle kapı süsümüzün alt fonunu tamamen dolduran bu yaprakları hazırlayalım. Şu şekilde iki renkten yaptım ben. Bu renkleri nasıl kombine ettim? Değişik şekillerde de kombine ettim. Şunun gibi. Zaten çok da kolay yapımı. 5 milim kullandım. Normal plastik kıvırıcıyla bile yapabileceğiniz bir şey bu da. 5 milimi kıvırıyoruz. Bunu 24'ün yani en büyük dairemin içine koydum ki büyük yapraklarım olsun istiyorum. Ve şu şekilde her iki tarafından sıktım. Bu kadar. Yaprak yapımı çok kolay. Şu kısmı da hemen yapıştırıyorum. Farkındaysanız hep bu şuraya getiriyorum. Ben kağıt bileşimini uçlara getiriyorum. Gelmiyorsa döndürüyorum elimle. Biraz takıntı ama olmasa da olur. Çok görüntüde çok sıkıntı yaratmıyor bu kağıt bileşim yerleri. Benim şahsi takıntım diyeceğim. Evet, şimdi bunun birleştirmek için yarısına kadar tutkal sürdüm ve bu parçayı yapıştırdım. Yapışması için bir süre bekletiyorum elimde. Sonra yine bozmadan buradan buraya kadar tutkal sürüyorum. Çok keyifli curling. Ben çok severek yapıyorum. Yeni başladım ama çok hızlı üretmekle meşgulüm. Bu şekilde bunu isterseniz yerde de şöyle bir süre tutmak gerekiyor. Tutkal iyice yapıştırana kadar. Bir 10 saniye kadar. İşte böyle yapıştı. Diğerini başka türlü yapalım. Bu yapraklardan 100'e yakın yapmanız gerekiyor. Kapı süsü için hakikaten çok gerekiyor. Bunu artık yere koyalım, yerde kurusun. Aslında böyle küçük kıskaçlar, küçük mandallar var. Bunlarla tutturarak da bekletebilirsiniz ama küçük bir dinlenme molası diyorum ben buna. Yine bir tane daha yapıştıralım. Dediğim gibi bu hazırladığımız yapraklardan 100'e yakın yapmak gerekiyor kapı süsü için. Ama çok güzel bir görüntü oluşuyor. Yapraklarımız bu şekilde. Bu şekilde yapraklarımız hazır. Bu çiçeği hazırlıyoruz şimdi. Neye ihtiyacım var? Tabii ki cetvelime. Daha önce size göstermiştim. İki tane kırma aletim var benim. Bir tanesi plastik. Bunun için böyle ince bir şeye ihtiyaç yok. Şu yeterli oluyor. Bununla yapacağım. İlk denemek isteyenler deneme setlerinden zaten çıkıyor bu. Hani, çocukları mutlu etmek adına kullanılabilir diye düşünüyorum. İşte kağıtlarımız bu şekilde. 5 milim. Bir tane ayıracağım. Ayıramadım. Evet, bir tanesini alıyorum. Dediğim gibi 5 milim yani yarım santim eninde 50 santim uzunluğunda bir kağıt. Bunu alıyorum. Kağıdı şu şekilde kıvırma aletimizin arasına geçirdikten sonra yavaşça çevirerek elimizle sıkılaştırarak böyle iki tarafından tutarak
Kağıt bitene kadar çeviriyoruz. Evet, çevirdik. Kıvırma aletinden çıkardık. Bunu ben 18 milim çapında yaptım. Bütün çiçeklerimi. Bakın 18. Bunun içine koyuyorum. Bu şekilde. Böylece 18'lik çapa denk geldi. Bütün çiçek yapraklarınız aynı ölçüde olması gerektiği için bunu yapıyoruz. Aldım elime. Şu şekilde kıvırdım. Yaprağımızın biri bu şekilde hazır. Şurayı yapıştıracağım. Tutkalım bitmiş. Bundan, bu yapraktan 6 tane yapacağım. Bunu bir süre böyle elinizde tutarsanız, hani yapışması bitene kadar açılmasın diye elinizde tutmanızda fayda var. Bunları şimdi birbirlerine yapıştıralım. Çok kolay ama çok sevimli şeyler üretilebiliyor. Hatta çok şık şeyler de üretilebiliyor. Ben daha başlangıç seviyesinde olanlardan yapıyorum henüz. Çocuklar için projeler olsun. Çocuklarla beraber yapılabilirsin diye. Onlar da çok keyif alıyorlar yaparken. Bunun her iki tarafına süreceğim. Tutkalım bana azizlik yapıyor. Evet. Çiçeğimiz bu kadar kolay bir şekilde hazır. Şu üstünü yapacağız. Bu böyle bir süre bekleteceğiz bunu ki donsun. Yapıştırıcı. O ortası içinde bir tane sarı 5 milimine kullanacağım. Sıkıca sarıyoruz. Evet, çiçeğimizin ortası da hazır. Bunu bir süre elimizde tutuyoruz. Ben buraya da tutkal sürdüm ve çiçeğimizin ortasına yerleştiriyoruz. Bunu bir süre kurumasını bekliyoruz. Sonra yaptığımız bütün çiçekleri porselenleştirme mediumuyla sertleştireceğiz. Gelelim sivri uçlu çiçeklerimizin. Bunlar iki katlı, bunlar tek katlı. Nasıl yaptığımıza. Bunları pek çok projede kullanabilirsiniz. Şöyle yapraklar hazırlayacağız. Fil dişi ve açık lila tonlarından fil dişi ile başlayalım. Bir tane kağıdımı alıyorum. Araya sıkıştırıyorum ve kıvırıyorum. Bu kıvırıcıların elektrikli olanları var. Otomatik kendi kıvırıyor. Onlar da çok sevimli. Ben almadım ama dileyen edinebilir. Onlardan da çok güzel çalışıyor. 24'ün içine koydum. En büyük yuvarlağım bu benim. Ve bunu aldım. Her iki tarafından sıktım. Ve böylece iki tarafı sivri bir yaprak elde ettim.
ve kağıdın bu kısmında yapıştırıyorum. Bu alt kısım için 8 tane yaprak yapıştıracağım yan yana ki bunlar üstü yapana kadar kurusun. Sadece şu yarım kısmından tutkal sürüyorum. O kısımdan da yapıştırıyorum. Bunun her iki tarafını tutkalıyorum. Bu parçayı bırakıyorum. Kurusun. İçerideki daha küçük olan bu küçük yıldız çiçeğini yapacağım. Bunları tek tek de kullandım. İkisi aynı ölçüde. Onun için bir kere de göstereyim. Bir tane mor kağıt alalım. Açık lila. Dediğim gibi bunları Neşeli Köling'den alıyorum. Çok da beğeniyorum kağıt kalitesini. Bunu da sarıyoruz. Ve bunu 18'in içine koyuyorum. Yine aynı şekilde her iki tarafından sıkıyorum. Ve yapıştırıyorum. Bu yukarı doğru kalkık olması için bir işlem uyguluyorum. Onun için ilk önce bunları tam en büyük yuvarlağın ortasına alıyorum. Parmağımla hafif bastırıyorum. Bunu böyle bekletmeye devam ediyorum. Bu parçaları yapıştıracağım. İşte küçük çiçeğimiz. Bunlara yıldız çiçeği diyorum ama bilmiyorum gerçekten yıldız çiçeği mi? Bunları da buna 7 tane yaprak gidiyor iç çiçeğe. 7 yaprakla kapanıyor. Bunu bir süre bekletiyorum. Bunu bekletirken ortadaki sarı tomurcuğunu yapalım. İki tane sarı kağıda ihtiyacımız olacak. Bu küçük çiçekler için bir tane yeterli oluyor. Ama bunlar için iki tane gerekiyor. İsterseniz iki taneyi birbirine yapıştırarak daha pratik oluyor. Şöyle uçtan iki kağıdı birbirine yapıştırıyorum. Ve bir süre bekletiyorum.
Kuruduktan sonra alıyorum. Bu sefer ince uçlu kıvırcım kullanacağım. Ellerim de hep tutkal içinde, kusura bakmayın. Ama bu iş için yapılacak bir şey yok. Bu şekilde dikkatlice kıvırıyorum. Şimdi şu kadar. Birinci kağıt burada bitti. Bu küçükler için yeterli. Ama büyükler için daha büyük yapıyorum. İkinci kağıdı da kıvırıyorum. Bunu düzeltiyoruz elimizde. Ve bu kısmını yapıştırıyoruz. Bir süre elimizde bekletiyoruz ki tutkal görevini görsün. Bunu artık her yerini tutkallıyoruz. Ve açık lila çiçeğin ortasına yapıştırıp bir süre bekliyoruz. Zemine de yapışıyor bazen tutkallardan da. Onun için hareket ettirdim. Şimdi bunu alıp ters çeviriyoruz. Bunu onun için kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar ince bir şekilde tutkalı veriyor. Çok ince işlerde bunlar 5 milim o kadar sıkıntı olmuyor ama 3 milimlerle çalışırken bu tutkalın böyle incecik akması gerçekten önemli oluyor. Bunu diğer çiçeğimizin üstüne oturtuyoruz ve üstüne parmağımızla bastırıyoruz. Bir süre bekliyoruz. Biraz beklettikten sonra şu meşhur kavanozumuzun kapağının üstüne aktarıyoruz bu çiçeği. Hafif yine bastırıyoruz. Bu şekilde dolması için tutkalın bırakacağım. Bir 5-10 dakika bekleteceğim bunu burada. Çiçeklerimizin yapımı böyle. Şimdi de fiyonk yapımını beraber yapalım. Böyle iki parçadan oluşuyor fiyonkumuz da. Bunun için pembe rengi 5 milimleri kullanıyorum. Kıvırıyoruz. Sonra bunu en büyük 24 benim çapındaki dairenin içine koyuyorum ve bekliyorum biraz tam ona göre açılsın. Sadece tek tarafını kıvırıyorum ve böyle damla şekline getiriyorum. 5 tane bunun için ihtiyaç var. Bunun için de 3 tane ihtiyaç var. Artık bunu kurumaya bakıyorum. İkincisini de bir tane daha yapalım. Yine hep 24 kullandım. Damla şekline getirdim. Tutkaladım ve kurumaya bıraktım.
Bunlar burada kururken, şimdi kurumuş olanlarla fiyonumuza başlayalım. Kısmına tutkal sürdük. Peşini birbirine yapıştıracağız. Bu şekilde biraz sıkıştıracağız bunları. Yapışsınlar. Beşinciyi de yanına ekleyelim. Bu şekilde bir süre tutmak gerekiyor. Bunları mandallarla da tutturabilirsiniz isterseniz. Ama çok da şart değil. Şimdi bunun bu tarafına bir tane kağıdı yapıştıracağım. Çok az bekleyeceğim ki kağıt biraz tutsun. Ondan sonra etrafını bu kağıtla çevireceğim. Aldım elime. Kağıdı böyle diğer en son kağıdı üstünden bu şekilde sarıyorum. Beş tane damla yaptım. Birbirlerine yapıştırdım. Ve başka bir kağıtla etrafını sardım. Bunu da sonuna tutkalayacağım. Bu şekilde bir süre elimde bekleteceğim ki dış kağıt atmasın. Çünkü bayağı bir sıkıştırdık burada. Bunun aynısını karşıya da yapmış olduk. Fiyonumuzun diğer parçasında bu şekilde en sonunda da bunu koyacağız. Bunun yapımını tekrar göstermeyeceğim. İki tane kağıttan sadece sararak yaptım. Çiçek ortalarına yaptığımız gibi çift kağıtta yaptım. Tek farkı o. Şimdi diğer parçayı yapmak için bunları birleştirdik. Elimde tutacağım. Bir kağıt daha alacağız. Kağıdımızı buraya yapıştırdım. Bir süre bekliyorum ki sıkarken kaymasın diye. Kayma yapıyor yoksa. Yapışsın. Böylece fiyonkumuz da hazır olacak. Kağıdı etrafını
Biraz önce olduğu gibi sarıyorum. Bunu buradan keseceğim. Yoksa tam ortaya gelecek bileşimleri. Bu şekilde hazır. Şimdi bu yuvarlaklığı istemiyoruz. Burada daha böyle kurderemsi bir görüntü istiyoruz. Parmağımla şöyle bastırıyorum, köşe yapıyorum. Durdukça açılıyor tabi bunlar. Diğeri açılmış. Evet. Şöyle de bunların hepsini birbirine yapıştıracağım. Son olarak da ortayı bu şekilde kurumasını bekliyoruz. Ardından bunları porselen enişte medyumuyla sertleştirip yapıştıracağım. Evet, bu şekilde kuruyor. Efendim, yaptığım bütün yaprakları ve çiçekleri porselenleştirme medyumuyla porselenleştirdikten sonra kuruttum. Bakın hiç izi kalmadı. Bazen soruyorsunuz, ne kadar yaptınız, kaç tane yaptınız? İnanın bilmiyorum, bir sürü yaptım. Bunları şimdi şöyle kenara alalım. Bu çiçekleri zaten en son yapıştıracağız. Bunu ben hobiyum.com'dan aldım. Böyle büyük, tam görülebiliyor mu, kapı süsü için. Aslında bunlar makreme için hazırlanmış bir şey. Birleşik böyle dörtlü bir şey. Bunu yeşile boyadım. Çünkü taban akrilik boyayla bir yeşile boyadım. Çok öyle hani uğraşmadım. Bir katta vernik attım bozulmasın diye. Çünkü bunları yerleştirdikten sonra tekrar vernik atacağım üstüne. Bunları şimdi hazırladığım çiçekleri buralara şu şekilde yapıştıracağım. Göstereyim. Sıcak silikon kullanacağım. Yoksa tutkalın kuruma süreleri çok uzun. Bu şekilde. Ve sonra da üstlerine işte çiçekleri şekilde yapıştıracağım ve oluşturacağım. Ben şimdi yavaş yavaş başlayayım bunları yapıştırmaya. Biraz kamerayı aşağıya alayım. Dediğim gibi sıcak silikon kullanacağım. Şu şekilde yapraklarda görünsün istiyorum. Sıcak silikon da en sevmediğim tarafı böyle saçak yapması. Yoksa çok kullanışlı bir yapıştırıcı. Bu şekilde. Bütün etrafına yapıştıracağım. Sonra da
mor yapıştıralım. Üstlerine böyle çiçekleri yapıştıracağım. Köylek projelerini çok keyifli buluyorum ben. Bilmiyorum siz de buluyor musunuz? Uzun süre boncuklarla haşır neşir olduktan sonra bu bana çok keyifli geldi. Saç aksesuarı yapmak için çocuklarla başladım ama biliyorsunuz ev aksesuarları yapmayı da çok seviyorum. Özellikle kapı süslerine de bayılıyorum. Bunu da yapmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde bir çiçek daha yapıştırayım size. Ne renk olsun, pembe olsun. Mavi yapıştıralım. Silikonda bitmek üzere. Yenisini taktım ama bazen zor akış oluyor. Dilediğiniz yerlere bu şekilde yapıştırarak tamamlayabilirsiniz. Bakın böyle oldu. Gayet hoş görüntüsü. Altı da ahşap olduğu için çok da sağlam olacak ama bu kısmı eğer bunu bulamazsanız, gerçi hobium.com'dan aldım. Bana yazın, isterseniz bağlantısını da açıklamalar kısmına eklerim. Akrilik yeşil boyayla boyayıp kullanabilirsiniz ama hiç olmadı. Kartondan böyle bunu kesebilirsiniz, iki kat kartondan ve etrafını grafon kağıdı, yeşil grafon kağıdı ile ya da işte kurdeleyle kaplayarak da bu da zemini elde edebilirsiniz. Ama bence bu çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tamamlanmış halinin fotoğraflarını yine her zamanki videonun başında ve sonunda yayınlarım. Görüşmek üzere. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.